Ben Gülşah Şen'le mutfakta Gülşah Vara. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu mutfakta yine her zaman olduğu gibi siz ne istediyseniz ben onu pişireceğim. Peki menümde ne var? 3-2-1 yayla çorbası ve Instagram üzerinden çok istek alan elbasan tava. Fırında soslu böyle çıtır çıtır sebzeler yapacağız. Yine size söz verdiğim gibi en kolay haliyle kesme muhallebi ve tabii ki ona harika bir vişne sos eşlik edecek. İşe neyle başlıyoruz? Soğunması gerektiği için her zaman olduğu gibi önce kesme muhallebiyle malzemeleri gelsin o zaman. Muhallebi yaparken, tatlı yaparken her zaman söylediğim bir şey var. Lütfen büyük bir tencere kullanın. Muhallebinin yarısı içinde hapsolmuş olsun ki ısıyı eşit oranda alsın. Her yerden pişsin. Hemen yağımı tencereme ilave ediyorum. Bu eriyene kadar da bir yandan sosa, bir yandan da cevizlere başlayacağım. Sosum için tabii ki küçük bir sos tavası kullanıyorum. Sos tavamın içine her zaman olduğu gibi donmuş meyvemi ekliyorum. Bugün vişne kullanıyorum çünkü vişneli bir sos yapacağız. Bir sürü kışa hazırlık yaptık. Eminim sizler de benim gibi vişneleri dondurmuşsunuzdur. Sos tavamın içine alıyorum. Üzerine hemen şöyle 2 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Ve limon suyu. Bir yemek kaşığı da limon suyunu ekledim. Şöyle kenarda 2 tane kalmış, onu da alalım. Bu burada kendi halinde bırakıyoruz. Hiç zor değil, çok kolay. Sonra sadece bir yemek kaşığı nişasta ve bir çay bardağı su ile sosumu bağlayacağım. O kadar. Bu arada yağ oranı belki ilk etapta size çok gelebilir ama kesinlikle çok değil. Çünkü yaklaşık 14 kişilik kesme muhallebi hazırlayacağız. Hani bunu böyle kişi başına vurduğunuzda çok olmuyor. Bilginiz olsun. Bu soruyu da çünkü bana sormuştunuz. Güzelce yağımı eritiyorum. Yağım eridiği anda içine ne yapıyorduk? 12 yemek kaşığı unu ekliyorduk. Peki nasıl dolduracaktınız? Asla tepeleme değil, bilginiz olsun, silme. Burada yine bir püf noktası var. Tatlı yaparken eğer un kavuruyorsanız en az 4,5 dakika kavurmanız gerekiyor. Aksi takdirde tatlınızı böyle kaşıklarken unun tadını hissedersiniz. Unum böyle yavaş yavaş kavrulurken bakın sosum güzelce kaynadı. Bütün vişneler yumuşadı. Şimdi bu aşamada nişastamı aldım. Bir yemek kaşığı hemen bir çay bardağı suyumu ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu çok önemli. Aksi takdirde çünkü topaklanma olur ve biz bunu asla istemeyiz. Bütün nişastayı su ile açtım. Bir yandan da şöyle karıştırıyorum. Ben tam 5 dakika tutacağım. Hemen nişastamı ekliyorum. Ben sosları biliyorsunuz böyle katı katı sevmem. O sebeple şöyle hafif tok olduğu anda altını kapatacağım. Bunu çünkü üstüne koyacağız. Yanlardan da böyle hafif hafif aksın istiyorum. Bakın kenarlardan bılık bılık yapmaya başladı. Şöyle bir karıştırdım. Siz de görebilirsiniz. Yel gibi bir kıvamı oldu. Tam böyle istediğim gibi tekrar karıştırdım ve kapattım. Sosum artık hazır. Geldim buraya. Şimdi ilk olarak içine süt ekliyorum. 1,5 litre sütüm var. Eğer kesme muhallebi yapıyorsak altın kuralımız neydi? Sütü azaltıyorduk. Bunu güzelce kaynayana kadar karıştıracağım.
Bu arada sürprizli programlar tam gaz devam ediyor. Altın kuralımız neydi? Programı reklamlar dahil izliyordunuz. Bu çok önemliydi. Peki detaylar nerede bu sürprizlerle ilgili? Hepsi Instagram için gulshahsen.com.tr'de. Tekrar hatırlatıyorum. gulshahsen.com.tr'de. Sonra biz duymadık, görmedik diye bana kızmak yok. Program içinde de defalarca hatırlatıyorum. Altın kuralımız programı reklamlar dahil izlemek. Dedikten hemen sonra tatlımı karıştırmaya başlıyorum. Diğer malzemeye geçmeden önce karışımımın ne yapması gerekiyordu? Kenarlardan bılık bılık yapmaya başladı. Ocağın altını bir tık kıstım. Ve şimdi içine 2 paket, yani 1 paketi 60 gram düşünürsek 120 gram beyaz çikolata ekliyorum. Beyaz çikolata eklediğimde de şekeri her zaman yarıya düşürüyorum. Çünkü aksi takdirde tatlınız çok tatlı olur. Ama çok tatlı seviyorsanız tabii ki de yine buna da 2 su bardağı şeker ekleyebilirsiniz. Artık yavaş yavaş şekerinizi ilave edebilirim. Dediğim gibi 1 su bardağı şeker ekledim. Şekerden sonra ben her zaman 2-3 dakika tutarım. Bunu da öyle yapacağım. Tekrar şöyle kıvamı göstermek istiyorum size. Bu soğudukça da katılaşacak. Taş gibi olmasını istemiyoruz. Yine kesme muhallebi olsun ama hani şu çok meşhur bir yer var ya, hafif akışkan oluyor. İşte bu tarif tam onun gibi oluyor. İlk sıcağı geçsin diye şöyle boş göze aldım. Bir paket krem şantimi çırpacağım ama ne demiştim size, bunun üstüne bir de cevizler koyacağız. Şimdi hızlı bir şekilde onu da hazırlamak istiyorum. Hemen tavamı aldım. Ocağın altını açıyorum. Cevizlerimi kesme tahtamın üstüne aldım. Çok ufaltmıyorum. Şöyle 3-4 bıçak darbesi yeterli. Biraz üzerinde iri olmaları gerekiyor. Aynen bu şekilde. Bunun üstüne şekerini ilave ediyorum. Çok fazla ilave etmeyin. Böyle hafif karamel gibi olacak. Cevizleriniz bir tık sertleşecek. Ben çok severim. Bence siz de deneyin. Şöyle bir sallıyorum. Bir nevi krokan gibi diyebilirim. Bu kadar yeterli. Dediğim gibi tam ölçülerin hepsi hem ekrana yansıyor, hem programdan hemen sonra tüm detaylı tariflerimize YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilirsiniz. Bugün sürprizli programlar tam gaz devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Programı reklamlar dahil izliyorsunuz. Sürprizler ne acaba diyorsanız hızlı bir şekilde Instagram için gulshahsen.com.tr'yi tıklamayı unutmayın. Dedikten hemen sonra krem şantimi çırpıyorum. Bir paket krem şantimi hemen karıştırma kabına aldım. Üstüne bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Kapağımı sıkıca kapattım ve mikser için kendime yer açıyorum. Gözüm tabii ki her zaman olduğu gibi bir yandan cevizlerde. Yavaş yavaş çırpmaya başlıyoruz. Krem şantim hazır. Son bir kere daha çırptım ve artık mikserden kurtulabilirim. Tatlımı yanıma aldım. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Siz de o arada bence kıvama bakın. Yavaş yavaş iyice katılaşmaya başladı. Şimdi içine krem şantimi ekliyorum. İlk etapta size cıvık gelebilir ama sakın endişe etmeyin. Soğudukça sertleşecek çünkü. Burada keseceğiz, son halini göstereceğim size. Bir yandan da cevizlerim de oldu. Size onları da göstereyim. Bakın şöyle hafif krokan gibi olmaları yeterli. Ocağın altını da kapattım. Aynen bu şekilde yanına koyabilirsiniz ya da üstüne. Şimdi hızlı bir şekilde tüm malzemeleri bir araya getiriyorum.
bunu aynı o kafedeki gibi bakır bir tepside servis etmek istiyorum. Ama bunun da bir püf noktası var. Size hemen onu göstereceğim. Bunları her yerden temin edebilirsiniz. Gerçek bakırlarını da alabilirsiniz. Ya da ben bugün herkesin evinde olabilsin diye alüminyum olanlarından tercih ettim. Peki bunun püf noktası ne? Bunun içine birazcık su koyacaksınız. Tepsinin her yerini ıslatıp ters çevireceksiniz. Bu şekilde hiçbir zaman hiçbir tatlınız tepsiye yapışmaz. Peki tepsimi neden ters çeviriyorum? İçindeki fazla suyu aksın diye. Size söz verdiğim gibi tüm püf noktaları en ince ayrıntısına kadar anlatmaya özen gösteriyorum. Artık bunu tepsimle buluşturabilirim. Fazla suyu da aktı. Dikkatli bir şekilde tepsime döküyorum. Bir yandan da şöyle kıvamına lütfen bakın. İçinde kalan tüm malzemeyi aldım. Şöyle güzelce yayıyorum. Birkaç defa, bu arada tepsi çok ısınır bilginiz olsun, şöyle kesme tahtasına vurun. Bakın içinden baloncuklar çıkmaya başladı. Bu önemli bir nokta çünkü bu sayede böyle yerken daha çok köpük köpük hissedeceksiniz. Şimdi bunu hemen buzdolabına göndermiyoruz. Mutlaka oda sıcaklığına gelene kadar tezgahınızda bekleyecek. Akabinde streç filmle kapladıktan sonra üzerine mutlaka kürdanla minik delikler açın. Aksi takdirde içindeki buhar sebebiyle böyle tatlınızın üzerinde küçük küçük su birikintileri oluşur ki bunu hiç istemeyiz. Şimdi bunların hepsi arkaya gidiyor ve ben size çok lezzetli 5 dakikalık fırında karışık domates soslu sebze yapacağım. Malzemeleri gelsin o zaman. Biliyorum hepiniz kızartmayı, özellikle de domates soslusunu çok seviyorsunuz. Bugün aslında fırında o kızartmanın aynı lezzetinde çok kolay, çok lezzetli bir tarif uygulayacağım. Peki içinde neler var? 1 adet patlıcan, 1 adet kabak, 1 adet havuç, 1 adet kırmızı soğan, 1 adet kapya biberi ve 1 adet patates. Hepsi küp küp doğranmış, hazır. Sarımsak isteğe bağlı ama bence kesinlikle koymanız gerekiyor. Ben şöyle aralara defne yaprağı da sıkıştırıyorum. Ve tabii ki kendi yaptığım domates rendesi. Bunun tarifini çok sordunuz, hala da soruyorsunuz. Tüm detayları için YouTube Mutfakta Gülşah Var adresini ziyaret edebilir ya da Instagram gulshahsen.com.tr domates rendesi postumuza tıklayabilirsiniz. Serviste peki ne kullanacağım? Ben süzme yoğurdu çok severim. Hele birazcık da şöyle çörek otu olursa değmeyin keyfime. Patlıcanlar neden bu suda? Artık defalarca söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Patlıcanın tüm acısını almak için limonlu suda bekletiyorum. İlk iş olarak hemen onları temiz bir mutfak havlusuna süzeceğim. Fazla suyunu sıkıyorum ve mis gibi mutfak havluma yerleştiriyorum. Bana yine çok soruyorsunuz. Evet, kağıt havlu çok fazla kullanmıyorum. Minimumda kullanmayı tercih ediyorum. Bilginiz olsun, size de bunu öneririm. Bu arada lütfen tekrar çıkan şu suya bakın. Her defasında gösteriyorum. Göstermeye de devam edeceğim. Bildiğiniz siyaha yakın koyu sarı bir su çıkıyor. O sebeple bu işlemi kesinlikle yapmalısınız. Baktım burada defne yaprakları çok güzel. 2 tane ekleyin, 3 tane ekleyin. Hiç sorun değil. Sarımsak arzu ettiğiniz kadar. Ama önemli küçük bir nokta daha var. Domates rendenizin mutlaka tadına bakın. Ben baktım benimki bu kavanozun bir tık ekşiymiş. O sebeple onun ekşiliğini kırmak için şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker ekleyeceğim. Fırın tepsimi aldım. Pişirme kağıdı kaymasın diye de şöyle altlarına hafif yağ sürdüm. Bu burada duruyor. Bütün malzemeleri alıyoruz. Patatesler, havuçlar, sert malzemeleri alta yakın koyun. Soğan mutlaka olmalı bence. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bunların üzerine hemen buradaki patlıcanları alıyorum. Tepsiyi de fırının alt gözüne yakın yerleştireceğim. Neden? Zor pişen patates, havuç altta ve tepsim alta yakın olacak. Üst kısımda yumuşak pişen sebzeler de fırının sıcağından bir tık uzak olacak. Bu şekilde yaparsanız şayet serti de yumuşağı da eşit oranda pişer.
Hemen bunun üstüne kabaklarımı ekliyorum. Ve kapya biberleri. Burada arzu ediyorsanız sarımsakları aynen bu şekilde bütün olarak ekleyebilirsiniz. Yerken de çıkarırsınız. Tamamıyla size kalmış. Yine baharatlar için de hayal gücünüzü kullanın. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Sevdiğiniz her şeyi ekleyin. İlla böyle listeye bağımlı kalmak durumunda değilsiniz. Ben biraz mutlaka karabiber koyarım. Çok seviyorum çünkü. Şuradan birazcık kırmızı toz biber alacağım. Ve bence kekik de çok yakışıyor. Hemen birazcık kekik de ekleyelim. Bunlar tamamen opsiyonel. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Ben maydanozu serviste üzerine ilave etmeyi seviyorum. O sebeple şimdi koymayacağım ama arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Bakın bütün malzeme tek tepside güzelce karıştı. Şimdi üzerine domates rendesi ilave ediyorum. Biraz böyle sulu sulu olsun, çok güzel oluyor. Tekrar karıştırıyorum bütün malzemeleri. Hemen kenarlarına şöyle birkaç parça defne yaprağı. Ve bahsettiğim gibi toz şeker ama çok değil, ekşiliğini kıracak kadar. Bu da tamam. Diğer pişirme kağıdını da aldım, üstüne kapatıyorum. Kenarlardan bohça gibi saracağım. Böyle sıkıştıra sıkıştıra yapın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakikada pişiyor. Hemen fırına gönderiyorum. Ama unutmayın, bir tık böyle aşağıya yakın göze koyacaksınız. Bu da fırına gittiğine göre bence artık elbasan tavaya başlayabiliriz. Malzemeleri gelsin. Elbasan tava sosyal medya, Instagram için gulshahşen.com.tr canlı yayınlarında en çok istek alan yemekti. Dolayısıyla bugün burada sizler için pişiriyorum. Ama bu yemeği en çok Sevim teyzem, beni ilk günden beri sosyal medyada olsun, programda olsun yalnız bırakmadı. Onun için çok sevgili Aylin Hanım için. Aylin Hanım, bu arada unutmadım, kızınız için özel olarak cupcake de yapacağım. Ve bir de çok tatlı Dursun Bey var. Dursun Bey de eşine çok güzel yemekler yapıyor. Aynı zamanda bu tarif onun için gelecek. Kuzu kollarım kemikli, tekrar gösteriyorum. Bir kuzu kol yaklaşık 1 kilo ile 1,5 kilo arasında değişir. Bunu artık istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hemen karıştırma kabını aldım. Bütün parçalarını. Üzerine önce baharatlarını ekliyorum. Tuzu şöyle 2 çay kaşığı kadar koyalım. Karabiberi biraz fazla olsun. Çok severim çünkü. Kırmızı toz biber. Ve tabii ki Gülşah'ın top kekikleri. Bunlar olmazsa olmaz. Şöyle bol miktarda içine elimle ufalıyorum. Ve tüm aromaların ete yapışması için 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledim. Güzelce bunları karıştırıyorum. Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında da bekletebilirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Bu arada bunu yaparken hatırlatmak istiyorum. Sürprizli programlar tam gaz devam ediyor. Bu sürprizlerden faydalanmak istiyorsanız altın kuralımız, programı reklamlar dahil izlemeniz gerekiyor. Acaba bu sürprizler nedir, ne yapacağız diye bana soruyorsanız Instagram için de gulshahşen.com.tr'yi tıklamayı unutmayın. Sonra ben duymadım, görmedim demeyin bana. Çünkü öyle dediğinizde gerçekten çok üzülüyorum. Bu arada bakın etlerim bütün baharatlarla karıştı. Güzelce döküm tavama yerleştiriyorum. Bu sesi duymanız gerekiyor. Aynen böyle. Her zaman ne yapıyorduk? Aralarda mutlaka şöyle bir iki parmak boşluk bırakıyorduk. Bu tava için 4 parça yeterli oldu.
Siz bu tavaları çok seviyorsunuz biliyorum. Bu tavalar döküm. Döküm oldukları için ne oluyordu? Geç ısınıp geç soğuyordu. Dolayısıyla lütfen buna dikkat etmeyi unutmayın. Bugün mutfakta Amboss döküm tava serisi var. Amboss Onyx döküm wok tava, Amboss topaz bazlama ve ızgara tavası, Amboss dark grill döküm tava, Amboss wireless döküm saç kavurma ve gözleme tavası, Amboss black love çok amaçlı döküm tava. Amboss döküm tavaların ısınmayan tutma sapı güvenli kullanım sağlamaktadır. Amboss döküm tavalar sağlık kodeksine tam uyumludur. Amboss döküm tavalar Amboss güvencesiyle doğa dostu yüksek kalite standartlarında üretilmiş olup özel materyal ve yapısı sayesinde kısık ateşte dahi yüksek performans almanızı sağlar. Her işin bir ustası var. Sizin de Amboss döküm tava seriniz olsun ister misiniz? Amboss programımızı izleyen bir kişiye Amboss döküm tava serisi hediye ediyor. Peki nasıl mı? Hemen gulşahşen.com.tr ve amboss.com.tr Instagram hesabını takibe al. gulşahşen.com.tr Instagram hesabındaki Amboss döküm tava serisi postunun altına sevdiklerini etiketle. Unutma, en çok etiket yapan bir kişiye tavalar Amboss'tan hediye. Her yönünün iyice mühürlenmesi gerekiyor. Bu şekilde çünkü o lezzetli, aromalı suyu içine hapsedeceğiz. Peki bunu yalnız mı bırakıyorum? Kesinlikle hayır. Aynı tavaya şöyle 8-10 tane arpacık soğanı, 3-4 tane sarımsak koydum. Diğerini de ikinci turda ekleyeceğim. Şöyle bir lezzetler karışsın. Güzelce sallayın. Bütün aromalar bir araya gelsin. Bunlar olmaya yakında ne yapacağım? İçine tereyağı ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı ilk tur için ekledim. Bunu başta koymadım çünkü yağımı yakmak istemiyorum. Bakın bütün lezzetler şöyle bir iç içe geçsin. Aynı zamanda kaşığınızı alın, tavanızı şöyle hafif devirin ve bu lezzetli yağdan, çünkü bütün aromalar artık bu yağda, etinizin üzerine şu şekilde gezdirin. İlk turum hazır. Hemen bunları düdüklü tenceremin içine almak istiyorum. Kendime birazcık yer açtım kolay çalışabilmek için. Şöyle tavamı tekrar bir sallıyorum ve üzerine döküyorum. Bir dakika daha ısıtmam gerekiyor ki yeni ekleri ekleyebileyim. Isı birazcık düştü ama biz onu istemiyoruz. Şöyle bir kontrol edeceğim, artık uygundur. Hemen bu üç parçayı da içine gönderiyorum. Yine doğru sesi duydum. Yine ikinci tur için ayırdığım soğanları ve sarımsakları ilave ediyorum. Bu arada burada 2 adet defne yaprağım var. Hani kuzu eti bence kokmuyor, lezzeti çok güzel. Ama olur da rahatsız olurum belki diyorsanız içine ekleyin. Yine aynı şekilde tereyağımı içine ilave ediyorum. Şöyle bir yandan tavamı sallıyorum, bütün aromalar karışsın. Mühürlenen etleri tekrar düdüklüme yerleştiriyorum. Bakın aynen her yüzeyi böyle nar gibi olsun. Bu da tamam. Ocağın altını kapattım ve tüm bu lezzetli, aromalı yağı içine döküyorum. Suyumu eklerken de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hiçbir zaman düdüklünüzün maksimum seviyesini geçmeyin. İçeride oluşacak buhara karşı mutlaka
boşluk bırakmanız gerekiyor. Aksi takdirde hani böyle haberlerde duyuyorsunuz ya, düdüklü patladı Allah korusun. İşte onun sebebi bu. Düdüklüyü eğer maksimumundan fazla suyla doldurursanız içeride oluşan o yüksek basınçlı buhar için yer kalmaz. Bütün sıkıntı bundan kaynaklanır. Aynı şekilde yine minimum su oranına da dikkat etmeniz gerekiyor. Etlerin üzerine şöyle 2-3 parmak çıkması yeterli. Düdüklünün kapağını oturttum, sıkıca kapatıyorum ve kademe 2'ye alıyorum. Benim düdüklümde tısladıktan sonra 40 dakikada lokum gibi oluyor. Şimdi bu etler olsun diye diğer ocağa gidecek. Ben ne yapacağım peki? 3-2-1 yayla çorbası. Hadi onun da malzemeleri gelsin o zaman. 3-2-1 çorbasını çok sevdiniz biliyorum. Çünkü yapımı çok kolay ve terbiyesi asla kesilmiyor. Aslında geçen haftaki bölümlerde kemik suyu nasıl çıkartılır göstermiştim. Fakat o kadar çok dediniz ki tekrar yapar mısın diye ben de seve seve dedim. Nasıl yapıyorduk? Her 1 litre su için 1 adet şu şekilde ilikli kemik kullanıyorsunuz. Ancak bu böyle daha kemik suyuna kullanmaya yeni başlayanlar için hafif oluyor. Mesela ben 1 litre suya çok rahatlıkla 2 tane 3 tane koyuyorum. Çünkü hem o iliklerin lezzetini hem de kemik suyunun yoğunluğunu çok seviyorum. O sebeple şu an minimum oranı veriyorum. 1 litre için 1 adet. Ben onu tekrar göstereceğim. Düdüklü tenceremin içine şu gördüğünüz ilikli kemiğimi attım. Defne yaprağı ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Sirke neden ekliyorduk içine? O kemikteki kalsiyum gibi değerli bütün minerallerin suya rahatlıkla ve daha bol miktarda karışması için. O zaman hadi suyumuzu da ekleyelim. Artık düdüklü tencerenin kapağını kapatabilirim. Ocağın altını açtım ve bu şekilde yaklaşık düdüklünüze göre değişir. 20 dakika ile 40 dakika arasında hazırlayabilirsiniz. Terbiyem için şöyle dolu dolu, bakın bu sefer dolu dolu. 1, şöyle 2, 3 yemek kaşığı. Hadi biraz torpilli olsun, bu kadar fazla ekleyebilirim. Yoğurdu ekledim. Yine dolu dolu şu şekilde 1-2 yemek kaşığı unumu da ekledim. 1 adet de yumurtam var. Onu da ekledim. Bunları güzelce çırpacağım ama önce çorbaya ekleyeceğim pirinçlerimi ıslatmam gerekiyor ki daha kolay pişsin. Ben önceden haşlamam, bilginiz olsun. Sıcak suda aynı pilav yapar gibi 10 dakika ıslatıyorum, güzelce yıkıyorum ve çorbama karıştırıyorum. Çünkü o nişastalı tadı da hem çorbaya kıvam veriyor hem de daha lezzetli oluyor. Yavaş yavaş çırpıyorsunuz. Artık mikserden kurtulabilirim. Tenceremin kapağını açıyorum. Ocağın altı kapalı. İçine biraz oda sıcaklığında su ekledim. Hala ocağın altı kapalı. Tel süzgeci tencereme oturtturuyorum. Bütün malzemeyi üzerine alıyorum. Ve kaşığın arkasıyla içine karıştırıyorum. Bu terbiye hiçbir şekilde kesilmez, bilginiz olsun. Kaynadıktan sonra et suyunu ekleyeceksiniz. Bu bütün çorbalar için geçerlidir. Bu arada fırından da nefis kokular geliyor. Bence sebzelerim harika oldular. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın altını artık açabilirim. Bu hafif kaynamaya başlarken hadi biz de fırına bir bakalım. Fırından aldım. Çok dikkat edin, çok sıcak. Hatta elim birazcık yandı. Şöyle biraz yardım alacağım. Bakın aynen böyle görünecek.
mis. Hatta şöyle bakın, patatesler yumuşacık, patlıcan yumuşacık, havuç yumuşacık. Şimdi bunu kapatıyorum çünkü servise kadar bu şekilde beni bekleyecek. Bakın kenarlardan çok güzel şöyle bılık bılık yapmaya başladı. Hemen bir dakika daha karıştırıyorum. İyice kaynama noktasına gelsin. Yavaş yavaş mis gibi kemik suyumu ekliyorum. Bu arada sürprizli programlar tam gaz devam ediyor. Peki bu sürprizler sizin olsun istiyorsanız ne yapmanız lazım? Programı reklamlar dahil izlemeniz gerekiyor. Ve akabinde Instagram için gulşahsen.com.tr Instagram adresini bir girin bakın, bir tıklayın. Bakalım orada sizi ne bekliyor? Tüm detaylar orada. Aynı zamanda programın tamamı ve tariflerimiz programdan hemen sonra YouTube Mutfakta Gülşah Var adresine de yükleniyor. Çorbam yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle aralarda mutlaka karıştırıyorum. İçine ilk olarak tabii ki iliklerimi gönderiyorum. Güzelce karıştırın. Şu ana kadar hiç tuz eklememiştim. Hemen dolu dolu 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şöyle bir ilikler, onun o çok lezzetli yağı bir suya karışsın. O arada bence sosumuzu da hazırlayalım, o da aradan çıksın. Bunun sosunun kesinlikle bol naneli olması gerekiyor. Her zaman yaptığımız çok kolay bir sos. Tereyağı, bir tık zeytinyağı ve bol miktarda nane. Bütün tereyağını içine alıyorum. Tencereme ocağın küçük gözünü alacağım. Çünkü pirinçlerimin kısık ateşte pişmesini istiyorum. Lapa olmasınlar, bu benim için çok önemli. Çorbanın içinde dahi olsalar böyle görüntülerinin güzel olması gerekiyor. Bakalım, burada da tereyağım eridi, hemen kenarı çektim. Mis gibi bol miktarda nane ekliyorum. Bir dakika falan o şekilde beklesin. Artık yavaş yavaş yıkadığım pirinçleri içine ekliyorum. Gerçekten bu nane kokusunu çok seviyorum. Bu da hazır. Altını kapattım. Çorbam da burada kısık ateşte pişmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Etlerim lokum gibi haşlanana kadar. Pirinçlerim pişti. Şöyle size bir kıvamını göstereyim. Detaylı bir şekilde pirinç oranını görün. Dediğim gibi arttırıp azaltmak size kalmış. Peki şimdi ne yapacağım? Hazırladığım sosu birazcık ısıtmıştım. Hemen ikisini bir araya getiriyorum. Çorbam da hazır olduğuna ve eklerim de piştiğine göre artık elbasan tavayı tamamlayabilirim. Düdüklüm hazır, sürem doldu. Yavaş yavaş havasını aynen bu şekilde boşaltacağım. Onu asla soğumadan açmak için zorlamayacağım. Bu arada da sosumu hazırlamak istiyorum. Tabii ki süzme yoğurdum var, 2 su bardağı kadar. Hemen karıştırma kabımı alıyorum. İçine 3 adet yumurta sarısı ekliyorum. Ben bir tanesini patlattım ayırırken ama atmaya kıyamadım. Unum var, unumu da ekledim. Önce güzel bir terbiye hazırlayacağım. Yavaş yavaş çırpmaya başlayacağım ama önümde ayçiçek yağı veya zeytinyağı size bırakıyorum ve tabii ki et suyu var. Kıvama göre kenardan ekleyeceksiniz. İlk olarak yavaş yavaş ayçiçek yağını ekliyorum ya da zeytinyağı. Bu arada bütün malzemelerim oda sıcaklığında ve et suyum da soğuk. Bu yoğurtlu bir karışım birden sıcak su içine ekleyemezsiniz, bilginiz olsun. Sosum hazır. Artık mikserden kurtulabilirim.
Sosundaki tüm malzemeler oda sıcaklığında ve şu şekilde aldım. Artık düdüklü tenceremi güvenle açabilirim. Şöyle bir bakın. Rengini görün. Keşke kokusunu da duyabilseydiniz. Etlerimi dikkatli bir şekilde çok parçalamadan fırın kabına alıyorum. Bu arada bu suyu lütfen dökmeyin. Nefis bir çorba bazıdır. Arzu edenler içindeki arpacık soğanlarını, sarımsakları da buraya alabilirler. Ama ben almayacağım. Çünkü bütün aroması zaten etlere karıştı. Şimdi dikkatli bir şekilde sosunu dökeceğim. Sosum oda sıcaklığında olduğu için bana hiçbir problem çıkartmayacak. Yavaşça döküyorum. Biz böyle biraz bol soslu yaparız, bilginiz olsun. Bütün etlerin üzerini örtmesi gerekiyor. Şu an çaplamaya başladım. Şimdi bu fırında üzeri kızarana kadar pişecek. Elbasan tavam fırında nar gibi olurken ufak ufak servise başlamak istiyorum. İlk olarak da çorbamı servis edeceğim. Şöyle dolu dolu alacağım. Mis gibi bol naneli, ilikli çorbam hazır. Şimdi sırada fırında hazırladığım o nefis, mis gibi sebzelerim var. Hemen onları servis etmek istiyorum. Dikkatli bir şekilde açıyorum. İnanın mis gibi kokuyor. Hızlı bir şekilde tabağımı dolduracağım. Biraz şekli güzel olsun diye bir çemberden yardım alıyorum. Bunu ister sıcak, ister soğuk, nasıl istiyorsanız tüketebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde çemberimi çıkarttım. Biraz dağıtacak ama bu yoğurtsuz olmaz. Şöyle tam ortasına bir kaşık süzme yoğurt. Üzerine çörek otu, ben çok seviyorum. Bunu size bırakıyorum tamamen. Ve biraz maydanoz. Sizce de fırında kızartmadan çok daha fazlası değil mi? Sırada ne var? Hadi o zaman kesme muhallebi. Unutmayın, bir gece dinlendirmek zorundasınız. Peki ben nasıl yaptım? Tabii ki sizin için dün hazırladığımla bugün yaptığımın yerini değiştirdim. İstediğiniz büyüklükte dilimleyin. Dikkatli bir şekilde tam ortasından sizin için alacağım. Bakın aynen kazan dibi gibi görünüyor. Ne çok sert ne de çok akışkan. Kıvamının bu şekilde olması lazım. İster bir parça ister iki parça tamamen size bırakıyorum. Ama çok acıktım, hadi yanına bir parça daha koyacağım. Hatta şöyle duble yapalım. Hazırladığım vişne sosundan. Nişasta sebebiyle biraz katı yaptık. Çünkü üstünde durmasını istiyorum. Şöyle yanlardan da biraz aksın. Ve tabii ki bu çıtır çıtır cevizlerden. Vişne soslu kesme muhallebim de hazır. Şimdi hızlıca reklamlara gidiyorum. Reklamlardan hemen sonra elbasan tava burada. Kuzu etlerim nar gibi kızardı. Şimdi onları fırından alıyorum. Şöyle size de yakından göstermek istiyorum. Bakın sıcak sıcak. Kıvamı aynen böyle olmalı. Etlerin üzeri de bu şekilde kızarmalı. Bazı tariflerde çok katı, yoğun bir tabaka oluyor. Ben onu kesinlikle istemiyorum. Bunu da hızlıca servis yapacağım. Şöyle en güzel parçayı sizin için almak istiyorum. Arasına mutlaka sosun kıvamını da görün bu arada. Şöyle sosundan da koyun. Ve tabii ki maydanoz. Hem tabağa hem biraz da üzerine.
Bugün mutfakta Gülşah var da yine her zaman olduğu gibi siz istediniz, ben de seve seve pişirdim. Bana bu mutfakta ne görmek istiyorsunuz lütfen yazın çünkü gerçekten çok mutlu oluyorum. Instagram için gulshahsen.com.tr'de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Biz her pazar saat tam 2'de Beyaz TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Bu arada bu tariflerin hepsi programdan hemen sonra YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinde. Pazar günü tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.